sokulur. Son bakışın aklıma takılır. Aklıma takılır. Aklıma takılır. Son bakışın aklıma takılır. Aklıma takılır. Aklıma takılır. Ah gece gündüz susar. Çözmüş gemiyi, yakmış konakları. Kimseler duymaz, gizlice ağlar. Sessiz sedasız kaybolan yıllar. Kimseler duymaz, gizlice ağlar. Sessiz sedasız kaybolan yıllar. Sessiz sedasız kaybolan yıllar. Halin nereye gitti? Apar topar çıktı evden yine. Arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyeceklermiş. Geç gelirim, beni beklemeyin dedi. Buyurun. Biraz daha, mersi. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Yok kızım, hadi sen de git yemeğini ye. Sağ ol ya. Afiyet olsun. O adam da hala görüşüyor değil mi? Bilmiyorum Selçukcuğum. Aylin'i bilirsin. Çok üstüne gidince daha da hırçınlaşıp bildiğini okur. Çok zor günler geçirdi. Biraz zaman tanıyalım. Toparlasın kendisini. Üstüne gitmeyelim şu sıralar. Kim geldi acaba? Ben bakıyorum efendim. Hoş geldiniz Timur hoş Bey. Bulduk. Hoş bulduk. Aa, hoş bulduk. Babaanneciğim, dedeciğim ben geldim. Ah canım. Aa, hayal gelmiş. Hayal, yavrum, hoş geldin, yavrum, güzelim. Nasılsın oğlum, bir geldin. Tanem? Özlettin çok kendini, özledim yavrum. Seni. Bu ne güzel sürpriz. Yiğit nerede? O annemin yanında. Ben geldim. O torununuzu görünce oğlunuzu unuttunuz. Küserim vallahi size. Nasılsın oğlum? İyiyim anneciğim, sağ ol. Hayalciğim. Dedeciğim. Canım kızım. Hadi geçin sofraya. Kızım iki servis daha getir bize. Hemen efendim. Ben yemeğe kalmayacağım. Bir iş yemeğim var. Hayali size bırakmaya geldim. Oo, yemeklere bak. Çok özledim babaanne yemeklerini. Bir tanem benim. Özlemişsindir tabii. Sen çok seversin benim yemeklerimi. Ben çıkıyorum. Geç kaldım. Size afiyet olsun. Güle güle oğlum. Görüşürüz yavrum. Görüşürüz babacığım. Yine bekliyoruz. Afiyet olsun. Ben bir kola alabilir miyim? Hemen getiriyorum. Hoşça kal güzel kızım. Ay Yiğit de burada olsaydı keşke. Burnumda tütüyor yavrum. Nasıl, iyi mi Yiğit? İyi, merak etme. Ben annemle kavga ettim babaanne. Yiğit annemle kaldı. Bir daha dönmeyeceğim annemin yanına. Niye kızım, ne oldu? İnsan hiç annesiyle kavga eder mi? Çok ayıp. Hiç torunuma yakıştıramadım doğrusu. Kim bilir ne yapmıştır çocuğa. Yoksa Hayal akıllı kızdır. Durup dururken kavga etmez kimseyle. Meral. Bıktım orada yaşamaktan, sıkıldım. Annem çok sinirli olmaya başladı son günlerde. Hem ben Yasemin ablayla babamla olmaktan çok mutluyum. Yasemin sizin eve mi geliyor? Evet. Birlikte o kadar güzel vakit geçiriyoruz ki. Çok tatlı Yasemin abla. Çok seviyorum onu. Özür dilerim Yasemin, çok geciktim. Beklettim seni. Hiç önemli değil. Bir yere gelmeyeceksin sanmıştım. Başına bir şey gelmesinden korktum. Gelmez mi? Senin yanında olmak huzur veriyor bana. Hem benim için kaygılanan biri olması çok güzel. Bak Timur. Ben Nedret'in öfkesini anlayabiliyorum. Her kadın aynı şeyi düşünür. O seni hala seviyor, kıskanıyor.
Bizi yanlış anlaması çok normal. Sana inanamıyorum Yasemin. Ne kadar olgunsun. Nedret sana neler söyledi ve sen hala onu koruyorsun, hak veriyorsun. Çünkü kendimi onun yerine koyuyorum. Ben de bir kadınım. Onlar senin ailen Timur. Belki şu anda Nedret'in yanında olmalıydın. Sizin çocuklarınız var. Bir evliliği yıkmak bu kadar kolay değil. Çocuklarınızı düşünün. Aylin seni nasıl da yanlış tanıtmış bana. Hakkında birçok şey söyledi. Ender'le sevgili olduğunuzu bile söyledi. Ben kimseye kırgın değilim Timur. Geçmişte kaldı. Ben her şeyi unuttum. Kendimi aklayamadım bir türlü. Aylin arkadaşlığımızı hiçe sayıp Ender'e inanmak istedi. Sakın üzme kendini. Sen çok iyisin. Bana çok destek oldun. Kötü günümde yanımdaydın. Bana yaptığın her şey için minnettarım sana. Timur. Timurcuğum. Bana bu kadar iltifat ediyorsun ama sen kendinin farkında bile değilsin. Nedret'e o kadar hak veriyorum ki. Hangi kadın senin gibi bir adamı kaybetmek ister? Beni burada bekleyin. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Hoş geldiniz paşam. Şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Hoş bulduk Niran. Bu ne şıklık, bu ne güzellik böyle. Ah, teveccühünüz paşam. Buyurun lütfen paşam. Hanımlar önden, lütfen siz buyurun. Rica ederim. Birlikte geçelim. Çocuklar arkadaşlarla ilgilenin. Hizmette kusur etmeyin. Buyurun. Buyurun paşam. Oo. Bu ne hazırlık Nira? Aman efendim, siz az bile. Buyurun lütfen. Layık olabilirsek ne mutlu. Sizin buraya teşrif etmeniz büyük bir şeref bizim için. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. O gül benim hayatımdır. Yarın gözümüz, lale gece
Kimi aradınız? Niran Hanım'ı görecektim. Niran Hanım müsait değil. Ender Bey geldi deyin siz. Beni hemen kabul edecektir. Çekilin de gireyim. Siz bekleyin burada. İçeri giremezsiniz. Ben geldiğinizi haber vereyim. Hayatım, bu ne şıklık? Özel bir davet falan mı var? Ne işin var senin burada? Ben seni görmeye gelmiştim. Belki birlikte yemek yeriz. Bana bak yakışıklı. Beni başka kadınlarla sakın karıştırma. Kuralları ben koyarım. Kural 1. Bir daha aramadan vakitli vakitsiz gelmek yok. Kural 2. Ben istersem gelirsin, istemezsem gidersin. Ve kural 3. Bu gece yarısından sonra burada ol ve sakın gecikme. Kusura bakmayın efendim. Ne konuşuyorduk paşam? Sinan Özcan diye birinden bahsediyordun sultanım. Evet doğru. Kim bu adamın arkasındaki güç paşam? Kanuna, adalete bile posta koyuyor. Araştırır öğreniriz. Sen üzme kendini. Bu gece hiç bitmesin. Sonsuza dek sürsün istiyorum. Rüyada gibiyim hala Sinan. Ömrüm boyunca böyle hissetmemiştim kendimi. Yıllardır beklediğim, aradığım, özlediğim sen misin benim? Birini mi bekliyordun? Hayır. Çok özlettin kendini. Nerelerdesin sen? Hoş geldiniz. Ezel çeke çeke getirdi beni buraya. Aa, Aylin. Sen de mi buradaydın? Buradayım. Seni iyi gördüm Ali. Çok neşeli görünüyorsun. Sen de çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Merhaba. Kusura bakmayın, rahatsız ettik sizi de. Aa, rica ederim, biz mutlu olduk. Buyurun. Asya nasıl? Ne zamandır gelmiyor yuvaya? Eşiniz de iyidir umarım. Ben boşandım. Asya da benim kızım değil. Ben ona evlat edinmeye çalışıyorum. Öyle mi? Ne kadar güzel. Gerçekten takdir edilecek bir şey yapmışsınız. Kimsesiz bir çocuğa sahip çıkmak, onu büyütmek büyük bir özveri ve sorumluluk ister. Sizi kalpten tebrik ediyorum. Size içecek bir şeyler vermeyecek misiniz? Ne biçim ev sahibisiniz siz ya? Ben hazırlarım. Nasıl olsa evdeki her şeyin yerini biliyorum.
Hatırlıyor musun Sinan? Bana bir gece çok şık bir masa hazırlamıştın. Sabaha kadar içmiştik. Yani masada bir kuş sütü eksikti. Ne güzel bir geceydi. Al canım. Boşandım demiştiniz ama yüzüğünüz hala parmağınızda. O Sinan'ın hediyesi. Biz evleniyoruz. Tebrik ederim kardeşim. Sağ olasın. Tebrik ederim. Kadercim bir şeyler yesene. Canım istemiyor, aç değilim. Efendim? Günaydın, afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, hoş buyurun. Bulduk. Beraber kahvaltı edelim. Nasılsınız? Biz kahvaltıya gelmedik Süleyman. Buyurun, şöyle alalım sizi. Buyurun, geçelim. Buyurun. 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 Böyle geçin lütfen. Kader kızım Avşar'la evlenmekten vazgeçmiş. Nedir, ne değildir aslını aslını öğrenelim dedik. Kader, doğru mu bu? Ben, baba, ben Avşar'la da konuştum. Henüz kendimi evliliğe hazır hissetmediğimi anladım. Lütfen affedin. Yapamayacağım. Yapamayacağım. Ne demek oluyor bu? Ne demek? Ha? Sen kimden izin aldın da böyle bir karar verdin? Sana fikrini soran oldu mu ha? Süleyman, lütfen sakin ol canım. Sakin sakin konuşalım. Bilirsin Süleyman, bu işler çocuk oyuncağı değildir. Bizde bir kere söz verilir, o da ölümüne tutulur. Yanlış mıyım? Kader istemiyorsa zorla evlendirecek değiliz ya. Seviyorum diyor ama evlenmek istemiyor. Bu nasıl iş anlamadım. Niye daha önce söylemedin? Uyarmadın, bizi oyaladın Kadercim. Neden bekledin bu kadar?
Bak perişan olduk hepimiz. Madem istemiyordun, neden ümitlendirdin kardeşimi? Ben seni seviyorum Kader. Ben zorla oğlumu kızına yamayacak değilim Cesen. Baksana, kızından da nedense hiç ses çıkmıyor. Başka şeyler dönüyor da biz mi bilmiyoruz Süleyman? Selvanlı, beni iyi tanırsın. Sözüm namustur, bunu iyi bilirsin. Eğer bir yanlış varsa bunun cezasını kendi ellerimle veririm. Bu düğün olacak. Ben kimseye sözünden döndü dedirtmem. Konuş. Anlat. Neden evlenmek istemiyorsun? Söyle neden? Beni delirtmeden söyle çabuk. Ne olur üstüme gelmeyin artık. Evlenmek istemiyorum. Rahat bırakın beni. Bu düğün olacak eşi. Bu kız bu evden gelinlikle çıkıp senin evine girecek Selvi Hanlı. Merak etme. Sözüm sözdür. Gel. Merhaba. Ah, hoş geldin Kader. Hoş bulduk. Nasılsın? Ben iyiyim de seni sormalı. Kurtar beni bu işkenceden Aylin. İstemiyorum bu bebeği. Ne olur lütfen yardım et bana. Gel otur sen şöyle. Kader. Bak ben bebeğimi kaybettim. Artık anne olamayacağım. Çok üzüldüm. Bir çocuğum olmasını o kadar çok isterdim ki. Anlıyor musun? O senin parçan Kader. O senin bebeğin. Lütfen canım. Lütfen iyi düşün. O küçücük, masum bir şey. Onun hiçbir suçu yok. Avşar'la ailesi geldi bugün. Niye evlenmek istemediğimi soruyorlar. Babam, herkes üstüme geliyor. Ne yapacağım ben? Ailene nasıl söylerim hamile olduğumu? Avşar'la konuşmak zorundasın Kader. Ona anlatmalısın. Bu senin suçun değil. Ayrıca gerçekleri bilmek onun da hakkı. Bebeği aldırmak için çabuk karar verme. İyice bir düşün. Ve ne olursa olsun nişanlına her şeyi anlat. Ben bilmiyorum. Kafam çok karışık. Birazcık hava alayım. Aylin, biraz düşünmek, yalnız kalmak istiyorum. Peki canım, nasıl istersen. Kendine dikkat et, tamam mı? Sakın yanlış bir şey yapma. Avşar'la konuş, tamam mı? Hadi canım. Sağ ol.
Buyurun. Merhaba. Buyurun. Ben Avşar Selvi Anlı. Kadir'in nişanlısıyım. Memnun oldum. Aylin. Oturabilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Ben Kadir'in buraya geldiğini gördüm. Daha doğrusu itiraf etmeliyim ki onu takip ettim. Kadir'in nesi var? Lütfen bana söyleyin. Bakın, ben ona aşığım. Ama o artık beni istemiyor. Bir nedeni var, biliyorum. Lütfen yardım edin bize. Aslında size anlatmam doğru mu bilmiyorum ama... ben Kadir'in kendisine bir şey yapmasından korkuyorum. Onun size ihtiyacı var. Her ne olursa olsun yanında olmalısınız. Kötü bir şey mi var? Yalvarırım söyleyin. Kader daha önce birileri tarafından kaçırılmıştı. Başından kötü bir olay geçmiş. O tecavüze uğramış ve bunu kimseye anlatamamış. Bu onun suçu değil. Ama o hamile. Bunu kimseye anlatamam. Sizinle bu yüzden evlenmek istemiyor. Çok zor günler geçiriyor. Lütfen ona sahip çıkın. Merhaba kızım. Ah, hoş geldin anneciğim. Bu ne güzel sürpriz. Hoş bulduk canım. Otursana. Dün gece neredeydin Aylin? Niye eve gelmedin? Ben bir arkadaşımda kaldım. Geç olmuştu, haber veremedim. Uyandırıp rahatsız etmek istemedim. Kimmiş bu arkadaşın? Üniversiteden. Hani aynı bölümden bir arkadaşım vardı, hatırlarsın, Şule. Onlarla birlikteydim. Sohbet filan derken saatin nasıl geçtiğini anlamamışız tabii. Yalan söylüyorsun Aylin. Yine onunla birlikteydin değil mi? Hala görüşüyor musun o adamla? Evet anne. Görüşüyorum. O bir katil kızım. Sinan katil filan değil anne. Suçsuzluğu ispatlandı. Nasıl bu kadar peşin hükümlü olabiliyorsun anne? Sinan'ı daha tanımıyorsunuz bile. Biz tanıyacağımız kadar tanıdık. Baban da ben de o adamla görüşmeni istemiyoruz Aylin. Ben çocuk değilim anne. Kiminle görüşüp görüşmeyeceğime bırakın da ben karar vereyim anneciğim. Ne oluyor size böyle? Abin Yasemin'e takılmış. Sen ne olduğu belirsiz bir adamla arkadaşlık ediyorsun. Artık sözümüz geçmiyor mu? Anne baba olarak dinletemiyor muyuz sizi? Lütfen anne, çok yorgunum. Tartışmak istemiyorum. Hastalarım var. Evde görüşürüz. Yavaş oğlum, yavaş ya. Daha yeni başladım. Bana sarhoş muamelesi yapma. Peki peki. Hiç sarhoş falan değilsin zaten.
Değil mi? Hı? Demek evleniyorsunuz ha? Ailem ve sen. Ne o? Bir itirazın mı var? Yok. Ne itiraz mı olacak? Bana uzaktan mutlu olmanızı dilemekten başka bir şey düşmez. Ali. Çözemediğimiz bir mesele mi var? Hayır. O seni seçti Esmer. Kalbini, aşkını sana sundu. Yoksa... Ya saçmalama ya. O da benim kardeşim artık. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorum. Kendime bile yalan söylüyorum. Sen benim kardeşimsin Esmer ama söz dinletemiyorum yüreğime. Hala ona aşıksın Ali. Kendine bile itiraf edemiyorsun ama benim kadınıma aşıksın. Bu aşk sürerse kardeşim değil, düşmanım olacaksın Ali. Düşmanım. Anne. Baba. Neredesiniz? Anne. Baba. Canım sana ulaşamadık. Yemeğe çıkıyoruz. Vay vay vay. Pek bir aşk yaşıyorsunuz son zamanlarda. Ne hediyesi? Hadi ama yapma. Gelinlikten bahsediyorum. Çok zevklisin. Aylin, ben sana gelinlik falan almadım. Yoksa benimle evlenmek isteyen başka birileri de mi var ha? Hayır Aylin. Hayır, bırak o paketi. Aylin. Bırak Aylin. Çık oradan. Çık dedim. Ben geliyorum hemen. Çık Aylin. Al telefonu. Aylin telefonu al. Korkma Aylin. Korkma bir tanem. Aylin. Aylin.
Bir tanem. Canım. Al telefonu. Ne olur al telefonu. Hadi Ay. Hadi bir tanem. Al telefonu ne olur. Çık güzelim. Çık evden çık. Ben geliyorum, tamam mı? Esmer ve Ezo. Sinan ve Aylin. Artık şifre çözüldü. Müdür anne, yeni evim ve yeni odam çok güzel. Yeni annem ve yeni babam da beni çok seviyor. Bana bir sürü yeni kıyafet ve yeni oyuncaklar aldılar. Bir tek sevimsiz bir oğlan var evde. Abimmiş. Beni sevmiyor hiç. Yine de kendimi masallardaki prensesler gibi hissediyorum. Artık öksürüğüm de azaldı. Bundan sonrasını Esmer ve Ali için yazdım. Esmer, Ali merhaba. Biliyor musunuz, ben yazı yazmayı öğrendim. Bu da ilk mektubum. İkinizi de öyle özledim ki. Ama anne ve babam ne zaman sizden bahsetsem çok üzülüyor. Ben de artık söylemiyorum. Büyüyünce tek başıma yanınıza geleceğim. Bana küsmeyin, olur mu? Sakın beni unutmayın. İkinizi de çok çok seviyorum. Tutacaktım ellerinden. Belki bugün, belki yar, ansızın ellerinden. Belki bugün, belki yarın, ansızın tutacaktım ellerinden. Belki bugün, belki yar, ansızın gitmeseydin. Gece geçer yar geçmez.